Çok uzun bir süre sonra kamera karşısına geçip size bir şeyler anlatmak istedim. Çünkü hem ben bu süre zarfında birçok şeyi deneyimledim, fark ettim. Hem de sizden bu konular hakkında çok fazla soru geldi. Şimdi yavaş yavaş bunları cevaplamaya başlayacağım. Biliyorsunuz ben Almanya'ya şartlı kabulle geldim. Şartlı kabul nedir? Hiç Almanca bilmeden Almanya'daki herhangi bir bölümden kabul almak ve fakat vize alamamak. Çünkü vize almak için en az A1, A2 Almanca bekleniyor. Şartlı kabulle gelmek çok kolay. Söylediğim gibi Almanya'dan şartlı kabul veren 4-5 üniversite var. Bu üniversiteleri bulursunuz ki isimlerini paylaşan birçok arkadaşım var. Bunu tercih eden herhalde bir iki güruh var diye düşünüyorum. Gerçekten üniversite yaşında olan ve artık hayatını burada devam ettirmek isteyen ya da burada eğitim alıp geri dönmek isteyen genç arkadaşlarımın olduğu grup ya da Türkiye'deki mevcut durumundan memnun olmayan ve kendini bir an önce bir şekilde yurt dışına, Almanya'ya atmak isteyen ikinci güruh var. Önce bir her iki grubu da ilgilendiren ortak noktalardan bahsedeyim. Çalışma izni kesinlikle muğlak. Yani bana çalışma izni verildi, ben istemeden verildi ama çalışma izni isteyen arkadaşlarıma verilmedi. Sizin görüşeceğiniz memura bağlı. İkincisi kiralar. Kabul aldığınız şehre göre değişir. Ben VG yaptım. Alman bir kadınla yaşıyorum. 350 euro ödüyorum. Siz bir öğrenci yurdunda 250 euroya minimum diye tahmin ediyorum kalabilirsiniz. Üçüncüsü loke hesap yapmak zorundasınız. Her iki grupta bloke hesap yapmak zorunda ya da bir garantör bulmak zorundasınız. Şimdi bloke hesap yaptınız, diyelim ki borç aldınız, harç aldınız, yaptınız. Şimdi o borcu ödemek için burada çalışmak zorundasınız. Çalışma izniniz yoksa zaten çalışamazsınız ya da kaçak bir şekilde çalışabilirsiniz. Tabii ki önermiyorum. Bir job yaparsanız bu hem sizin buradaki yaşam giderlerinize hem de borcunuzu ödemenize yetmeyebilir. Teilzeit çalışma hakkınız olur ve Teilzeit bir işte çalışırsınız. Bu sefer de Almancayı savsaklarsınız. Çok çalışkan değilseniz. Ben biraz çok çalıştığım zamanlar Almancayı savsaklıyorum. Az çalıştığım zaman Almancayı çalışıyorum ama gelirlerim bütün giderlerime yetmemeye başlıyor bu sefer. O dengeyi iyi sağlamak gerekiyor. Ha eğer maddi bir kaygınız yoksa, ciddi bir birikiminiz varsa zaten bu söylediklerimi es geçebilirsiniz. Yani sıfır Almancayla evet şartlı kabul alabiliyorsunuz ama vize almama ihtimaliniz var. Bu bir ihtimal. Şimdi diğer iki grubu birbirinden ayırmak istiyorum. Genç üniversiteli arkadaşlarım, evet gelebilirsiniz. Bu bir yöntem, bu bir yol. Gerçekten amacınız burada üniversite okumak kalmaksa gelin. İkinci grup, eğer tek amacınız mevcut durumdan kurtulmak, kendinizi Türkiye'den dışarı atmaksa gerçekten çok zor. Şimdi zorluklarını her iki grup için ortak bir noktada, ortak bir paydada buluşturarak anlatıyorum. Şimdi arkadaşlar şartlı kabul her bölümden alamıyorsunuz. Kısıtlı bazı bölümlerden şartlı kabul alıyorsunuz ve kısıtlı birkaç üniversiteden alabiliyorsunuz. Bu ne demek oluyor? Genelde tek amacımız kendimizi bir an önce oradan atmak olduğu için ve duruma çok gerçekçi yaklaşmadığımız için bazı şeyleri göremiyoruz. Görmek istemiyoruz ya da. Bir de kendimizi kandırıyoruz. Nedir bu kandırdığımız noktalar? İşte şartlı kabul alayım gideyim de orada vize türümü değiştiririm. Hayır, değiştiremeyebilirsin. Burada böyle bir kural, tek bir doğru, tek bir gerçek yok. Ha, bir arkadaşın değiştirebilmiştir ya da bir YouTuber değiştirmiştir, bunu anlatmıştır. Hemen bunu baz alma. Senin görüştüğün memur değiştirmene izin vermeyebilir. Bakın bunu daha dün avukatla görüşmüş bir insan olarak söylüyorum. Avukatın bana söylediği şey, kağıdımı açtı ve dedi ki sen buraya dedi bu bölümden kabul almışsın, bu vizeyle gelmişsin, değiştirmeyebilir. İkincisi, yok işte ben gideyim, seans olayım, Ausbildung yaparım. Yapmayabilirsin. Eğer amacın Ausbildung yapmaksa zaten Türkiye'de otur çalış, Ausbildung yapacak kadar B2, minimum B2 öğren. O şekilde gel. Burada işler biraz böyle yürüyor arkadaşlar. Kağıdınıza bakarlar, vizeniz neyse siz o şekilde devam etmek zorunda kalabilirsiniz. O yüzden lütfen gözünüzde bununla ilgili bir perde varsa bunu kaldırmanızı öneriyorum. Gerçekçi yaklaşın. Üniversite yaşlarındaki genç arkadaşlarım, evet tercihinizi yaparken çok dikkat edin. Çünkü tercih ettiğiniz, kabul aldığınız bölümü okumak zorunda kalabilirsiniz. Zira şu an benim yaşadığım şey. Ben buraya işte şartlı kabulle geldim, ne yaparım? C1 olurum, Ausbildung yaparım ya da işte ben bu bölümü okumam, işte bir şekilde öğretmenlik yaparım falan fistan diye, ki o da çok çok zor. Yani çok zor aşamalardan geçeceğim de sonra öğretmenlik yapacağım. Onu başka bir gün belki anlatırım ya da anlatan başka arkadaşlar var zaten, onlardan dinlemenizi öneririm. Yakında B2 olacağım.
Ve sonra Ausbildung başvuruları araştırıyorum. Ausbildung yerleri araştırıyorum ama bunun için önce memurundan izin almam lazım. Yani düşünebiliyor musunuz? Bundan sonraki hayatım, bundan sonra atacağım her adım buradaki memurun vicdanına, inisiyatifine ya da işte kurallara olan bağlılığına kalmış. Dolayısıyla kağıtta ne yazdığı çok çok önemli. Hangi vizeyle geliyorsanız o vizeyle kalmak zorunda kaldığınızı göz önünde bulundurarak tercihlerinizi yapın demek istiyorum burada. Kendinizi kandırmayın. Başka insanların yaşadıklarını çok fazla referans almayın. Yani her ihtimali göz önünde bulundurun. Başkası evet vize türünü değiştirmiştir. Öğrenci vizesini çalışma vizesine çevirmiştir. Okey, siz yapamayabilirsiniz. Başkası şartlı kabulle gelmiştir. Fakat bir süre sonra B2 alıp Ausbildung yapmaya başlamıştır. Buna izin almıştır. Okey, ama siz alamayabilirsiniz. Bunlardan bahsetmek istedim biraz. Bahsetmek istediğim bir diğer nokta da dille ilgili hayallerimiz ve yaşadığımız gerçekler. Şimdi hepimizin diline pelesenk olmuş bazı cümleler var Türkiye'de. İşte oraya gideyim de işte sosyalleşerek öğrenirim. İşte yaşayarak dili öğrenirim. Bu bir noktada doğru evet ama bir noktada da nasıl söyleyeyim? Eğer çok insanlarla haşır neşir olduğunuz bir işte çalışmayacaksanız, çalışmazsanız çok bir imkanınız olmayabilir dilinizi geliştirmeye. Ya da işte çok sosyalsinizdir, çok enerjiksinizdir, hiçbir probleminiz olmaz burada. Yine sosyalleşerek geliştirebilirsiniz. Ama burada dil kurslarına verdiğiniz paralara zamanla çok 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 üzülebilirsiniz. Sizin için A1 ile çıkılabiliyorsa A1 ile çıkmak peşindesiniz. A2 ile çıkılıyorsa A2 ile gelmek peşindesiniz. Ama ben size bunları yaşayan birisi olarak şunu söyleyeyim. Burada dünya kadar para vermek varken biraz daha dişinizi sıkıp Türkiye'de B2 Ausbildung yolunu ya da C1 üniversite yolunu denemenizde çok çok büyük fayda var. Bu size burada %100 kolaylık sağlayacaktır. Burada vize türünüzü değiştirmekle uğraşırken ya da işte bir şeylerle mücadele ederken başka bir açıda başka bir şeyleri kaçırabiliyorsunuz. Ya da hiçbir şeye odaklanamıyorsunuz. Bu sefer işte bir taraftan Ausbildung araştırayım, bir taraftan işte B2 ile ne yapabilirim ona bakayım, bir taraftan işte C1 tüh ben şu bölümden kabul aldım ama acaba şu bölümü okusaydım daha mı iyi olurdu? Ama işte kabul aldığınız şehre gelmişsiniz, yerleşmişsiniz ama aslında gönlünüzde yatan bölüm başka bir şehirde. Hurra, buradaki düzeni, evi, işi, arkadaşlarını bırak, o tarafa göç et falan. Ben bana danışan, bana soran akrabalarımdan tutun, komşularıma, tanıdıklarıma, yabancılara, DM'den yazanlara, YouTube yorumlara yazanlara, herkese buradan sesleniyorum ve zaten özel olarak da söylüyorum. Türkiye'de ne kadar dil öğrenip gelirseniz burada hayatınız o kadar kaymak gibi ilerler. Burada mücadele etmek yerine, savaşmak yerine gerçekten yaşarsınız bir şeyleri ve tercihlerinizi yaşarsınız. Tercih etmek zorunda olduklarınızı değil. Burada dediğim gibi bir süre sonra dil kurslarına verdiğiniz para sizin biraz canınızı sıkacak. Kiminiz borç alıp, kredi çekip, işte bloke hesap yapıp geleceksiniz. Kiminiz işte ailenize bu borcu tekrar ödemek için işlerde çalışacaksınız falan. Ama zor, her şey çok zor olacak. Ben ilk oturum almaya gittiğim andan itibaren memur benden direkt üniversite harcını yatırdığıma dair, yani üniversite kaydımı yaptığıma dair belgeleri görmek istiyor. Bu ne demek? Ben işte X üniversitesinden kabul almışım ama gitmiyorum. Burada yaşıyorum. Şartlı kabul adı üstünde. Ben şu an dersim yok. Orada olmak zorunda değilim. Burada dil kursu yapıyorum ama adam benden 4 sömestr boyunca harç yatırmamı istiyor ve bunu görmek istiyor. Ha ne dedim? Burada bu kesin bir kural değil. Hiç yatırmayan birçok insan var. Bu kadar insanla tanıştım, bu kadar insana sordum. Herhalde şartlı kabul alıp bütün harçlarını ödeyen tek kişi benim. Ödemek zorunda bırakılan kişi. Siz de ödemek zorunda kalabilirsiniz. Dolayısıyla yani şartlı kabule gelmek kolay fakat sonrası çok zor. Gelmenin birçok daha sağlıklı yolu var diye düşünüyorum. Şimdiki aklım olsaydı ben ne yapardım? Almanca minimum B2 yapardım Türkiye'de ve dilimi yaparken buraya belgelerimi yollayıp bütün diplomalarımın denkliklerini de alırdım. B2'mi elime aldığımda denkliğimi de büyük ihtimalle hemen hemen aynı zamanlarda almış olurdum. Zaman kaybetmemiş olurdum. İkincisi, B2 ile Ausbildung yeri bulamadım mı, başvuramadım mı ya da Ausbildung vizesi alamadım mı? Ne yaparım? Devam ederim. C1 yaparım.
C1 ile kabul alamayacağım üniversite yok zaten. C1 demek sadece üniversite demek değil. Kendi alanınızda iş bulabilirsiniz. Başka alanlarda çalışabilirsiniz. Yani bu kadar rahat, bu kadar kolay yollar varken şu an bu videoyu izliyorsanız neden şartlı kabul yapmak istediğinizi, neden bunu araştırmak istediğinizi az çok anlıyorum. Evet, bir an önce kendinizi oradan atmak istiyorsunuz. Bir an önce buraya gelmenin yollarını arıyorsunuz. Evet, şartlı kabul çok kolay. Buraya gelmeniz için çok kolay bir basamak. Fakat sonrası inanılmaz zor. Ha yine de geleceğim diyorsanız da gerçekten okumak zorunda kalabilirsiniz. Dolayısıyla tercihinizi ona göre yapın. Okumaktan zevk alacağınız, okurken üzülmeyeceğiniz bir bölüm tercih edin. Ortalama 2 hafta sonra tekrar oturum almaya gideceğim. 1 yıllık oturumum bitiyor çünkü. Ve benim bu 4. hazırlık dönemim. Zaten 4 dönem hakkım var. 4 dönem içerisinde C1 olmak zorundayım. Fakat ben şartlı kabulü aldım. Vizem gelmemişti. İlk dönemim zaten Türkiye'de geçtim. 2 dönemdir buradayım. 2 dönemde de C1 olamadım. Çünkü birçok başka problemle boğuştuğum için zaten sadece dile odaklanamadım. Yine de okey. Belki bu son dönemde işte Ekim'e kadar falan C1 olmayı planlıyorum, hedefliyorum. Bunun için uğraşıyorum. Ha yine de neyse ki kabul aldığım bölüm gerçekten de okumak zorunda kalırsam okumaktan mutlu olacağım, keyif alacağım bir bölüm. Hani memurum belki de bana şey diyecek artık yani. Bu sana verdiğim son oturum, bundan sonra kabul aldığın şehre ve üniversiteye gitmek zorundasın diyebilir. Kesinlikle şartlı kabulle buraya gelip daha sonra vize türünüzü değiştirebileceğinize inanarak planlamayın hiçbir şeyi. Bu böyle olmayabilir. Almancayı yapabildiğiniz kadar Türkiye'de yapın bu ki bu bence en az B2. B2 yapıp buraya geldikten sonra gerçekten yapamayacağınız bir iş, başvuru, Ausbildung, işte sonrasında C1 kursu ve üniversite yok. Önünüz çok çok daha açık olur ve burada yaşamak istediğiniz hayatı yaşar ve hedeflerinize odaklanabilirsiniz diye düşünüyorum. Umarım bu video size faydalı olmuştur. Umarım bundan sonraki videoları çok daha keyifli şeyler anlatarak çekerim. Hoşçakalın.